Arkadaşlar merhaba. Öncelikle geçen hafta sizlerle paylaştığımız koşullu ya da diğer ismiyle şartlı olasılık ve arkasından da rastsal değişkenlerle ilgili örnekler çözerek bu haftaki ders konumuzu tamamlamayı düşünüyorum. Evet, ilk örneğimizde bir fabrikada bir günde üretilen 1000 ürün varmış. 1000 ürün var. Bu 1000 ürünün 400'ü A makinesinde, 600'ü B makinesinde üretiliyormuş. A'daki ürünlerin %1'i, B'dekilerin de %2'si kusurlu. Rastsal olarak bir ürün alıyoruz. Bu ürün kusurlu olacak. Bunun A makinesinde üretilmiş olması. Kusurlu olan ürünün A makinesinde üretilmiş olması. Geçen hafta da ifade etmeye çalıştım, yanlış hatırlamıyorsam, ama bir kez daha tekrar etmekte fayda var. Koşullu olasılık sorularında eğer çapraz tabloları oluşturabiliyorsanız soruyu %99 oranında çözmüşsünüz demektir. Başka yolla da çözmek mümkün. Formülasyonu var, vesairesi var ama iş çok uzayabiliyor. Ama tabloyu çizebildiğiniz an bütün her şeyi halletmiş oluyorsunuz. O yüzden ben önce hızlı bir şekilde bunu tablolaştırmaya çalışacağım. İki tane makinemiz var. A ve B makineleri. Ve bu makinelerde kusurlu ürünler ve dolayısıyla sağlam ürünlerimiz var. Bin tane ürün üretiyoruz. Toplam ürün miktarımız 1000 tane. Bunun 400 tanesi A makinesinde, 600 tanesi B makinesinde üretiliyor. Bu 400 tane malın %1'i, 400 çarpı 0,1 demektir bu. 1, yani 4 tanesi kusurlu. Dolayısıyla geriye kalan 396 tanesi sağlam. 600 tane ürünün de %2'si, ki 12 tane ürün yapar. 12 tanesi kusurlu. Dolayısıyla 588 tanesi sağlam demektir. Toplam 16 tane kusurlu ürünümüz var. Toplam sağlam ürün sayısı 990, pardon, 80, 74. Değil mi? Yok, 84. 984 olarak bulduk. Şimdi artık çapraz tabloyu oluşturduk. Her türlü şeyi okuyabiliriz buradan. İsterseniz öncelikle çapraz tabloyu okuyalım. Nasıl okuyacağımızı görelim. Arkasından da şuradaki sorumuzu zaten bunun içinde çözeceğiz. Şimdi şu hücrenin anlamını okuyorum. Bu hücre kusurlu ve A makinesi. A makinesi ve kusurlu. Bakın bağlaç önemli bizim için. Kaç, daha doğrusu A makinesinde ve kusurlu üretilme olasılığı nedir diye sorsaydık. A makinesi ve kusurlu üretilmesi 4 bölü 1000'dir. A makinesi ve sağlam üretilme olasılığı 396 bölü 1000'dir. Kusurlu üretilme olasılığı nedir? 16 bölü 1000'dir. A makinesinde üretilmiş olma olasılığı nedir? 400 bölü 1000'dir. İşte sağlam olma olasılığı nedir toplam ürünlerin? 1984 bölü 1000'dir. Bütün bunlar bizim bu tablo üzerinde okuyabileceğimiz olasılık bilgileridir arkadaşlar. Yani çapraz tablo ile ilgili baktığımızda bize söylemesi gereken bilgiler. Şartlı olasılık yapacak olursak
A'da üretilme koşuluyla dediğim zaman, bakın koşulu koyduğum zaman koşulun olduğu satır ya da sütun baz alınmak zorunda. Burada A koşuluyla, A makinesinde üretilme koşuluyla dediğim zaman artık ben bu satırla iş yapacağım demektir. A makinesinde üretilmesi koşuluyla kusurlu olması olasılığı derse 400 bölü 1000'dir. Kusurlu ve bakın diğer sorumuz neydi? Kusurlu ve A makinesi deseydim 4 bölü 1000'di. A makinesinde üretilme koşuluyla kusurlu olma olasılığı dersem 4 bölü 400. Kusurlu olma olasılığıyla dersem şartı bura şeklinde koşarsam ve bunun B makinesinde üretilmesi dersem toplam 16 tane kusurlu ürünüm var. 12 tanesi B makinesinde üretilmiş. Dolayısıyla 12 bölü 16 olmak zorunda. Kusurlu olan ürünün A makinesinde üretilmiş olma olasılığı. Bakın biraz daha zaten cevabını verdik. Kusurlu olan ürünün A makinesinde üretilmiş olma olasılığı 4 bölü 16'dır. Yani %25'tir. Bir başka soruya geçiyoruz. Bir teknik servis tamir için gelen 500 adet elektrikli ürün varmış. Çapraz tablo halinde vermişler bu sefer soruyu. Garanti kapsamındaki garanti kapsam dışı elektrik arıza mekanik arıza 190 125 70 115 Şimdi bize bir çapraz tablo verilmiş. Bir teknik servise tamir için gelen 500 tane ürün varmış. Bize genel toplam bilgisi de verilmiş. 500 olarak genel toplamı da söylemiş. Ve bunların garanti kapsamında olanlar ve garanti kapsamı dışında olanlar, işte elektrik arızası ya da elektronik arıza verenler, mekanik arıza verenler şeklinde ifade edilmiş. Bunlardan rastsal olarak bir tane ürün almamızı, elimize bu 500 tane üründen rastsal olarak bir tanesini elimize aldığımız bu ürünün A şıkkında mekanik bir sorununun olması denmiş. Şimdi rastsal olarak bir tane ürün alacağım. Elime aldığım ürünün mekanik sorunu olsun istiyorum. Bu durumda toplam elektrik arızası veren ürünleri, toplam mekanik arızası veren ürünlerin sayılarını biliyor olmam lazım. 190 artı 70, 260, 10, 40, 240. Mekanik bir sorunu olan 500 tane üründen 240 tanesi mekanik sorunu var. Dolayısıyla 240 bölü 500 mekanik sorunu olma olasılığı olarak bulunmuş olur. B şıkkında garanti kapsamı dışında olması demiş. O zaman nereleri bilmem gerekiyor? Toplam garanti kapsamında olan arızalı ürün sayısını ve garanti kapsamı dışında olan ürün sayısını biliyor olmam lazım. 315'e 185 garanti kapsamı dışında olma olasılığı. Kimin? Rastsal olarak ele aldığım herhangi bir ürün. 185 tanesi garanti kapsamı dışında kaç ürünün içerisinde? 500 ürünün içerisinde. C şıkkı. Sorunu mekanik olan cihazın garanti kapsamı dışında kalması. Bakın sorunu mekanik olacak.
Artık benim ilgilenmem gereken yer burası. Sorunu mekanik olacak ve garanti kapsamı dışında kalacak. 115 tane garanti kapsamı dışında kalan mekanik ürünüm var. Toplam 240 tane mekanik arızası olan ürünüm var. Soruyu anladık değil mi? Sorunu mekanik olan dediği için artık ilgilenmem gereken yer bu sütun ve bu sütun içerisinde garanti kapsamı dışında kalma şartı dediği için 115 bölü 240 olarak bulduk. D şıkkında garanti kapsamı dışında kalan ürünün denmiş. Artık ilgilenmem gereken yer burası. Toplam 185 tane ürünüm garanti kapsamı dışında kalmış. Garanti kapsamı dışında kalan bu ürünün elektrik arızasına sahip olma olasılığı 70 tanesi elektrik arızasına sahip, 185 tane garanti kapsamı dışında kalan ürünümüz. Evet, görüldüğü gibi bunlar şartlı olasılıkta çapraz tabloları doğru okuyabildiğimiz sürece sıkıntı yaşamadan çözebilmemize imkan sunan sorularımızdı. Bir başka soruda denmiş ki bir ikinci el mağazasında 12 tane televizyon var. İkinci el mağazamız var. 12 TV var. 5'i arızalı. Seçilen yerine koyulmaksızın aldığımızı yerine koymadan iki tane televizyon alınıyor. Buraya kadar bir sıkıntı yok. İki tane televizyon alınıyor. Bu bildiğimiz klasik, o kutunun içerisinden işte kırmızı kalemler, mavi kalemler, sarı kalemler, beyaz kalemler çekme işine benziyor. İki tane alıyoruz. Alınan televizyonların birincisinin, TV'nin, bakın burada bizim için artık sıra verilmiş, birincisinin bozuk, ikincinin sağlam olma olasılığı. Birinci bozuk olacak, ilk sıradaki kesinlikle bozuk olacak, ikinci sıradaki kesinlikle sağlam olacak. Ve bu işi yaparken biz aldığımız televizyonu geri yerine koymayacağız. 12 tane televizyonumuz var, 5 tanesi arızalı. Birincisinin bozuk olma olasılığı 5 bölü 12. Şimdi ikinci televizyonu aynı anda alabilir miyim? İki televizyonu aynı anda seçebilir miyim? İkisine de aynı anda dokunabilir miyim? Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Dolayısıyla çarpma işlemi yapacağım. İkinci televizyonum ama sağlam olsun istiyorum. Ve birinciyi aldığım yer boşaldığımda geri oraya koyup gözlerimi kapatıp etrafımda döndüm. Bir daha gittim oradan seçim yaptım falan yok. Burada direkt bunu aldık kenara koyduk. Televizyon sayısı artık ne oldu bir kere? 11'e indi bir tane televizyon. Artık dışarıya çıkartılmış durumda. Bu ikinci televizyonun da sağlam olmasını istiyorum. 5 tanesi arızalıydı 12 televizyonun. Dolayısıyla 7 televizyonun sağlam televizyondu. 7 bölü 11'dir. Bu çarpma işleminin sonucu da bana birincisinin bozuk, ikincisinin sağlam olma olasılığını verecek arkadaşlar. Hilesiz para ve bir çift zar aynı anda atılıyor. Hilesiz bir para ve bir çift zar aynı anda atılacak. Paranın 3 yazı bir tura. Parayı 4 kez atmışız demek ki. Zarın üst yüzüne gelen zarın üst yüzüne gelen sayıların toplamının dokuzdan büyük olma olasılık var. Şimdi arkadaşlar özellikle şu kısım binom ki biraz sonra sizlerle paylaşacağımız konu başlığımız için ideal bir konu.
Bir deneyin muhtemel iki sonucu varsa biz Bernoulli deneylerinden bahsediyoruz. Bu deneyi en kez tekrar etmişsek ki burada 4 defa tekrar edilmesi söz konusu, buna binom dağılım diyoruz. Ve binom dağılım ile çok rahat bu sorunun cevabını verebiliriz. Yine hatırlarsanız bu sorunun cevabını verebilmek için tekrarlı permütasyondan da çok rahat faydalanabiliriz. Dolayısıyla 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel dediğim zaman muhtemel kaç tane sonuç ortaya çıkacaksa bunu bulma şansını elde etmiş oluyorum. İstenen durumu vermiş olacak bize. Sayıların toplamının 9'dan büyük olmasını istiyorum. Aynı anda zar atacağım. 2 tane zarım var. 2 zarı atacağım. Bu zarların da 9'dan büyük olmasını istiyorum. Muhtemel sonuçlarını yazıyorum. 9'dan büyük. 9 bu işin içine dahil değil. Nereden biliyorum? Dan ifadesi kullanıldığı için. Yani 10 olacak, 11 olacak, 12 olacak. Peki 13 olabilir mi? İkizler maksimum 6-6 geleceği için olamayacaktır. Dolayısıyla 1 gelse ilk zarım 10 yapmıyor. 2 gelse zarım, ikincisi 6 gelse 10 olmuyor. 3 gelse, ikincisi 6 gelse 9 yapıyor. Ki ben 9'dan büyükleri istiyorum. Olmuyor. Demek ki ilk zarım 4, ikinci zarım 6 olmak zorunda. Burada dörtlü başka bir seçenek, başka bir alternatif oluşturabilir miyim? Hayır. Birinci zar 5 gelirse, ikinci zar 5 gelebilir. Birinci zar 5 gelip ikinci zar 6 gelebilir mi? Evet, gelebilir. Herhangi bir sıkıntı yok. Dolayısıyla toplamları 9'dan büyük sayılar elde etmiş oldum. Birinci zar 6 geldi, ikinci zar 4 gelebilir. Birinci zar 6 geldi, ikinci zar 5 geldi olabilir. Birinci zar 6 geldi, ikinci zar 6 geldi olabilir. Dolayısıyla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 bölü 36 bu işlemin sonucu olacak. Şimdi buradaki biz istenilen durum bulduk ama toplam durumu hesaplayıp onun işlemini yapmam gerekiyor. 3 yazı ve bir tura gelmesini istiyorduk hatırlarsanız. Yazı, yazı, tura, yazı, yazı, tura, yazı, yazı, tura, yazı, yazı, yazı. Bütün bunlar ortaya çıkabilecek muhtemel sonuçlarımız. 2 üzeri 4 dediğim zaman bu işlemi aslında yapmış oldum ben. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyel 4 bölü 2 üzeri 4. Aynı işlem görüldüğü gibi hem buradaki sonuçlarımız da var. Hem burada biz zaten bulmuş idik. Dolayısıyla 4 bölü 2 üzeri 4 ki 16 yapar. Çarpı 6 bölü 36. Bu işlemin sonucu hilesiz bir para 4 kez atıldı. Bir çift zar, iki kez bir çift zar atıldı. Üst yüze gelen sayıların toplamının 9'dan büyük olma olasılıkları olarak hesaplandı.